Esenlikler değerli Türk Dili Derneği üyeleri ve Türk diline gönül verenler, bu akşam konuğum Profesör Doktor Ali Akar Bilgemiz ile Nurullah Hataç ve Türkçeciliği üzerine söyleşeceğiz efendim. Öncelikle sizlere değerli konuşmacımız Profesör Doktor Ali Akar'ı tanıtmak istiyorum efendim. Ali Akar 1965 yılında Sivas'ta doğmuştur. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1990 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olmuştur. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Eski Anadolu Türkçesi alanında yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda doktor unvanını almıştır. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hocamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Kitaplarından söz edeyim biraz. Türk Dili Tarihi, hemen şöyle başucu kitaplarımızdan deyip bendekini de göstereyim. Muğla Ağızları, Muğla Yöresi ve Ağızları, Gelibolu Mustafa Ali, Mirkatül Cihat, Dil İncelemesi, Nuri Yüce Armağan'ı, Türk Dilinin Tarihi, Düşünen Türkçe. Hocamızı ben kısaca sizlere tanıtmaya çalıştım. Şimdi kendisini yayınımıza davet edeceğim efendim. Esenlikler hocam. Esenlikler, iyi akşamlar Şeyma. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Hocam sizinle böyle birlikte olmak, söyleşiyor olmak, sizi konuk etmek çok çok güzel. Çok Tekrar hoş teşekkür geldiniz ediyorum. Diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden sorularıma geçeceğim hocam. Siz de eğer hazırsanız. Evet, Bir yandan hazır. şöyle ben önümde bir telefon daha bulunduruyorum dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Hocamıza eğer soru sormak isterseniz yorum bölümüne yazarsanız ben buradaki telefondan takip edeceğim. Ve mutlaka sizin yorumlarınızı, sorularınızı da okumaya çalışacağım efendim. Tabii ki programın akışını bozmadan hocamıza yönelteceğim sorularınızı, bilginiz olsun. Soru butonundan göndermeyin çünkü göremiyorum telefonum uzakta olduğu için. Yorum kısmından yazarsanız sevinirim. Hocam ilk sorumla başlıyorum size o zaman. Nurullah Ataç kimdir diye soracağım ve sizden dinleyeceğiz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Nurullah Ataç, Cumhuriyet döneminde dilin Türkçeleştirilmesi sürecinde önemli bir isim. Kısaca yaşadığı dönemler ve neler yaptığından söz edelim. Ataç 1898 yılında doğuyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce babasıyla Cenevre'ye gider ve orada Fransızcayı öğrenir. Sonra yurda döndükten sonra Fransızca öğretmenliği, Fransızca tercümanlığı yapar. Milli eğitimde çalışır bir süre. 1952 yılında emekli oluyor. Emekli olduktan sonra Türk Dil Kurumu'na girer ve 1959 yılında vefatına kadar Türk Dil Kurumu'nda Türk Dil Dergisi'nin yönetmeni olarak çalışır. Ve bu süre içinde de Ataç'ın yazdığı denemeler var. Günce adı altıyla başlığı altında topladığı denemeler. Orada çokça dil tartışmaları yapılıyor ve işte bu süreç içerisinde bu Türk Dili Dergisi'nde yazdığı yazılar ve Günce'de yazdığı denemelerle, Türk Dili ile ilgili denemeleriyle ilişkin çeşitli tartışmalar çıkıyor. Türkçenin sadeleştirilmesi noktasında ve diyebiliriz ki Cumhuriyet döneminde Türkçenin sadeleştirilme, özdeşleştirilme sürecinde
Ataç en önde gelen isimdir. İlk akla gelen isimdir. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen ikinci sorumu yönelteyim size. Nurullah Ataç'ın dil konusundaki düşünceleri nelerdir diye soracağım. Ataç esasen bir dilci değil, bir Türk dili uzmanı değil. Ataç çevirileriyle başlıyor. Fransızcadan roman ve tiyatro çevirileri yapıyor. Ve o süreç içerisinde Fransızcadaki bazı kavramların Türkçe karşılıklarını arıyor. Bu karşılık arama sürecinde karşılıkların Arapça ve Farsçadan değil de Türkçenin kendi öz sözcüklerinden oluşmasını önceliyor. Ve bu süreç içinde de Türkçe yeni sözcükler bulmaya, o Fransızcadaki kavramı tam olarak Türkçe'de karşılayabilecek sözcükler bulmaya çalışıyor. Ve bu süreç içerisinde yazdığı yazılarda, denemelerinde, tiyatro eleştirilerinde, kitap eleştirilerinde bu deneyimlerini kullanmış. Yani Ataç aslında bir deneme yazarı, bir düşünür, bir romancı değil, şair değil. Ataç tamamen eleştiri, bugünkü eleştirmen diyoruz ya, o sözcüğü de zaten Ataç buluyor. Eleştirmen bir kişi, aydın bir kişi, o özellikleriyle ön plana çıkmış. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilde bir gelenek karşıtı olarak Nurullah Ataç adlı makaleniz Anarşizm'de yayınlandı. Bizim de aslında bu söyleşiyi yapmamıza vesile oldu. Makalenin hikayesini duymak istiyoruz sizden. Evet. Makalenin hikayesi, öyküsü aslında bizim öykümüz biraz. Bizim kuşağın öyküsü. Bizim kuşakta Nurullah Ataç siyasileştirilmiş bir dönemdi bizim zamanımız. Dilde siyaset yapılırdı işte. Sağcıların sözcükleri, solcuların sözcükleri. Ve Ataç da bu siyasi odak içerisinde bir yere yerleştirilmişti. Bütün okumalarımız başkalarının üzerinden olmuştu. Ataç'ın kendisinden değil, Ataç'ı eleştirenler üzerinden. Dolayısıyla Ataç, Türk dilinin sadeleştirilme sürecinde karşıt tavırlarıyla, tırnak içinde anarşizm tavırlarıyla ön plana çıkmıştı. Bizim bir dostumuz Özne Dergisi'nin felsefe dergisidir aslında bu dergi. Anarşizm sayısını yayınlayacaktı. Benden de bu anlamda bir dilde bu süreçle ilgili bir yazı yazabilir misin dedi. Bu kez ben Ataç'ı düşündüm ve Ataç'ı yeniden okumaya başladım. Bütün kitaplarını tekrar okudum. Okudukça Ataç'la ilgili bazı görüşlerim de değişmeye başladı. Bu makale biraz o sürecin sonucunda ortaya çıktı. Çok teşekkür ederiz hocam. O zaman okumayan arkadaşlarımı buradan hemen tavsiye edeyim. Mutlaka okuyunuz efendim. Bu söyleşiden sonra özellikle. Peki hocam, diğer sorumla devam ediyorum. Türkçecilik hareketleri ve dilde sadeleşme hareketlerini soracağım size. Bu süreci dinliyorum aslında. Evet. Aslında bu çok uzun bir süreç. Yani bütün ulusların tarihinde dilde sadeleşme olmuş. Batı'da mesela 4. yüzyılla 13. yüzyıl arasında tamamen Latince hakim oluyor. Ve daha sonra Dante işte 1260'larda çıkıyor, İlahi Komedya'yı yazıyor. İlahi Komedya ile birlikte ulusal dillere dönülüyor Avrupa'da. Floransa diliyle yazılıyor. Şimdi bizde de aslında tarihimiz boyunca, Türklerin tarihi boyunca da Türklerde başka kültürlerin, başka dillerin egemenliği çokça görülmüş. Özellikle tarihi dönem içerisinde bir dönem Farsçanın, bir dönem Arapçanın tesirleri, etkileri görülüyor. Mesela 13. yüzyılda, 13. yüzyıla kadar, 11 ve 13. yüzyıl arası Türkler Anadolu'yu ve İran'ı aldıklarında, fethettikleri zaman bölgenin hakimi Türkler ama konuştukları dil
ve yazdıkları dil diyelim daha doğrusu Farsça egemen oluyor. Bunun üzerine Batı'da Dante nasıl Floransa diliyle yazmaya başlıyor ve ulusal dil hareketini başlatıyorsa, bizde de Aşık Paşa ve onun çağdaşları Türkçecilik hareketlerini başlatırlar. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey ve sonunda işte Tanzimat'a kadar gelinir. Tanzimat döneminde de Arapça ve Farsça tamlamaların dilde çok fazla yer teşkil ettiği ve anlaşmanın, iletişimin böylece mümkün olmadığı ortaya çıkınca dilde ve alfabede sadeleştirmeye gidilmesi gerektiği düşünülür. Ve bunun sonucunda işte Cumhuriyet döneminde hem dilimizde hem alfabede böyle bir sadeleştirmeye gidilir. Yani bu süreç ulusların tarihinde bir anda, bir günde olmuyor. Yani Atatürk Türk Dil Kurumu'nu kurarken 1928'de Latin harfli alfabeye geçerken aslında Atatürk'ün önünde bir birikim vardı. Bunlar gençliğinde okudukları okullarda, yazılarda, çizilerde hepsinde dilin sadeleştirilmesini tartıştılar. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun aydınlarının temel gündemiydi. Dilin sadeleştirilmesi, alfabenin sadeleştirilmesi ve Latin alfabesiyle değiştirilmesi. Dolayısıyla bu çok uzun bir süreçtir. Ve neredeyse Türk milletinin tarihi biraz Türkçenin sadeleştirme tarihi gibidir. Ta Orhun yazıtlarından itibaren başlayan bir süreç. İşte bunun en sonunda da Ataç çizgisi var. Ataç'ı da konuşacağız. Teşekkür ediyoruz hocam. Nurullah Ataç'ın gelenek dilciliğine karşıtlığını soracağım size. Şimdi gelenek dilciliği şöyle, iki kutup vardır. Bir dil kendi içinde devinerek dönüşsün görüşü. Bir de dile aydınlar da müdahale etsin görüşü. Şimdi gelenek dilciliğinde dilin kendi süreci içerisinde gelişmesi şey yapılır. Ama eğer başka kültürlerle siz başka uygarlıklarla karşılaştıysanız dil kendi içinde devinim sağlayamaz. Örneğin somut bir sözcük söyleyelim. Siz daha küçükken biz gençliğimizde kompütür diye bir sözcük vardı Türkçe'de. Kompütür. Söyleyemiyorduk da. Kompütür, kompüter, bazıları compütür filan derdi. Şimdi Aydın Köksal Hoca çıktı dedi ki bu kelimeye biz bilgisayar diyelim. O zaman herkes karşı çıktı. Ya bu neyi sayacak? Bilgi nasıl sayılır? Bilgi para mı? Bilgi bir nesne mi de sayılıyor? Ama bu kez bakınız o sözcük nasıl tuttu, bilgisayar sözcüğü. Tuttuktan sonra artık kimse bilgisayar sözcüğünü biz söylediğimiz zaman onun bilgi ve saymaktan ibaret değil bir nesnenin adı olduğunu kafamızda canlandırıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu dönemlerde uygarlık ve kültür değiştirme dönemlerinde gelenek dilciliğine karşı aydınların dile müdahale ederek başka uygarlıklardan alınacak sözcüklerin, kelimelerin yerine kendi dillerinden, kendi köklerinden sözcükler türetmeleri gerekir. Bu aydın müdahalesi normal bir müdahaledir. Bu dilin doğal akışına bir müdahale değildir. Dilin söz dizimini değiştirmiyoruz biz. Biz dilin kelimelerini, var olan sözcüklerini değiştirmiyoruz. Ama kompütür kelimesini kusura bakmayın da kullanmayalım. Çünkü Türk dilinin ne kuralına uyuyor ne de ses düzenine uyuyor. O bakımdan bunun gibi müdahaleler normaldir ve yapılması gerekiyor. Bunları halk uyduramaz. Halk başka dillerden alınan sözcükleri fonetik olarak değiştirir, aynen devam ettirir. Ama aydınlar dilin kendi söz varlığı içerisinden bunları çıkarabilir. O bakımdan bu tür müdahaleler gerekiyor. Ve Nurullah Ataç da böyle bir girişimde bulunmuş. Hocam,
Hemen burada COVID-19 salgını oldu. Bu salgında biliyorsunuz Türk Dili Derneği'nin önerdiği kelimeler vardı. Aslında son sorum bunun üzerine olacaktı ama madem burada siz değindiniz, bir olay Evet. üzerine yani bilgisayar dilimize girmeden önce kompütür kullanılıyordu. Evet. Yaygınlaşmadan Aydın Köksal türetti ve bunu önerdi. Bu kelime tuttu, kullanılıyor. Biz de Türk Dili Derneği olarak bazı kelimeler önerdik. Mesela maske sözcüğü yerine yüzlük sözcüğünü, Evet. siperlik yerine yüz kalkanı gibi bu tarz böyle kelimelerimiz, sözcüklerimiz oldu. Burada aslında dile yeni girdiği zamanda sizin de dediğiniz gibi yani henüz yerleşmeden çünkü halk olduğu gibi aldı ya da mesela dediğiniz gibi fonetik özelliklerini değiştirdi. Bu müdahale gerekli mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bunu da duyalım sizden efendim. Evet. Yani bu müdahale biraz önce de söyledim gerekli. Yani var olan sözcüğü masa kelimesini biz değiştiremeyiz. Masa artık geldi, yerleşti. Pencereyi değiştirmiyoruz ama şimdi pandemi niye diyelim biz? Salgın gibi bir sözcük varken. Dolayısıyla yeni gelen kelimeler, dilimizin fonetik yapısına uygun olmayan kelimeleri dilimizde var olan, zaten bizim dilimiz çok yetkin bir dil bu anlamda. Çok işlevsel eklerimiz var yeni sözcük yapmada. O bakımdan yeni gelen kelimeleri kapı kulede yakalayacağız ve gümrükten girerken bunu Türkçe ismini vereceğiz. Bu çok önemli. O yüzden ben de Türk Dili Derneği'ni kutluyorum. Hatta sizin bu önerdiğiniz şeyleri sosyal medyamdan da paylaştım. Bunların devamını diliyorum, bekliyorum sizden. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Derneğimiz sevgili değerli başkanımız Gökbey Uluç adına ben bir kere daha teşekkür etmiş olayım buradan. Evet. Hemen diğer soruma geçiyorum. Nurullah Ataç'a bir geri dönüş yapıyorum. Nurullah Ataç'ın önerdiği ve bugün kullandığımız sözcükler neler? O dönemde önerdi ama bugün hala kullanılıyor. Bunlar dile yerleşti dediklerimiz. Şimdi Örnekler verelim hocam. evet, hiç tahmin edemeyeceğimiz derecede gündelik hayatımıza girmiş kelimeler, bugün Nurullah Ataç karşıtları da onları kullanıyor. Şöyle ben birkaç tanesini isterseniz sizinle paylaşayım. Tabii hocam çok mutlu oldum. Şurada var listesi. Mesela anı, hatıra yerine, anlatı, vasıta yerine araç. Bak biz bugün araç sanki 1000 yıldır Evet. kullanılıyor gibi. Araç diyoruz bugün evet. Evet, aşağılama. Bunun Arapçası tahkirdi. Biz aşağılama yerine tahkir etmeyi kullanıyorduk. Aşağılama gündelik hayatta tamamen, bir de aşırılık, aşama, ayrıcalık, bellek hafıza yerine, üslup yerine biçim, bilinç, şuur yerine, birey var, dayanışma var, devrim, doğal, eğilim, eleştiri. Mesela erdem, mesela bu erdemi Ataç uydurmadı. Erdemi Uygurcadan çıkarttı. Uygur dönemi sözcüklerinden çıkarttı. Fazilet sözcüğünün yerine erdemi biz kullanıyoruz. Etki var, tesir yerine. Etken var, etkilemek var. Sonra bir takım sanat akımlarına da şey yapmış. Mesela sürrealizm yerine gerçeküstü Evet. gibi. Birçok sözcük, yani izlenim, kavram, mesela kişilik, şahsiyet kullanılıyordu önce. Kişilik. Mesken vardı, onun yerine konut. Bakınız bunlar Ataç'ın kelimeleri. Şart yerine koşul. Teori yerine kuram. Bir dönem karşı çıkılan kelimeler bunlar aslında. Tabii, Tekrar tabii. hatırlatmış olalım. Karşı çıkılan ve bugün de ben okup makalemi yazdıktan sonra bir arkadaşımız diyor ki Ataç'ın fikirlerine de karşı bu sözcükleri kullanarak Ataç'ı ve beni eleştirmiş orada. Yani bu sözcüklerle. Dolayısıyla farkında değiliz ama birçok sözcük onun tarafından oluşturmuş. İşte bu aydın müdahalesi. Ha,
Bunların içerisinde tutmayanlar da var. Aydınlar sunar topluma, topluma sunar. Bir kısmı tutar, bir kısmı tutmaz. Dolayısıyla bu anlamda Ataç'ın önerdiği tahminlerimizin de üzerinde sözcük var. Hatta bununla ilgili bir kitap da var, Ataç'ın Sözcükleri diye. Onun önerdiği sözcüklerin listesini içeren bir kitap da hemen var. Hemen not alayım, evet. Ben de bir yandan notumu alayım hocam. Mutlaka evet. Alacağım bu kitabı. Daha önce denk gelmemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hemen yine Türk Dili Derneği'nin önerdiği kelimelere bir geri dönüş yapacağım buradan. Bu kelimelere de tabii çeşitli bir tepkiler aldık. Sosyal medya üzerinden özellikle bunları yaygınlaştırmaya çalıştık. Bir kısım benimseyenler oldu. Bazı kelimelerin mesela karantina kelimesi yerine kapantı sözcüğünü önermiştik. En çok eleştirilenlerden biri buydu. Bu tarz mesela eleştiriler aldık. Ama güzel tepkiler de aldık. Yani olumlu tepkiler de aldık. Bu bizim için çok çok önemli. Bizim amacımız şu değil. Tıpkı Nurullah Ataş gibi ya da diğer aydınlarımız gibi. Yani bunların hepsi kullanılsın, tercih edilsin, bu değil. Ama biz halkımıza önerdik. Halk hangisini tutarsa devam ettirirse dedik ki Süper Lig'de mesela Yüz Kalkan'ın da çıkan haberleri gördük, tuttuğunu düşünüyoruz. O şekilde kullananlar var. Evet, yani burada önemli olan bunları sunalım. Halkımız bunların içerisinden kendi tercihine göre alabilir. Yani Nurullah Ataç'ın bu sözcüklerinin tutmasının nedeni nedir? Türkçe köklerden çağrışımları Türkçe. Mesela şuur kelimesi Türkçe değil. Şuurun bir çağrışımı yok Türk'ün beyninde. Ama bilinç dediğiniz zaman kökü bilmeye dayanıyor. Faaliyet. Faaliyetin Türkçe'de bir şeyi yok. Faali. Ama etmek, etkinlik dediğiniz zaman bunun bir Türkçe köke dayanıyor. Ve Türk'ün zihninde bir kavram uyanıyor. O bakımdan bu Türkçe olanların tutması daha kolay. Çok teşekkür yani ederim hocam. Sizin önerdiğiniz kelimeler de Türkçe kökenlere uyduğu için tutabilir ama şu anda bizim bir dezavantajımız var. Olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. Ataç'ın döneminde Türkiye'de devletin tek bir televizyonu vardı, radyosu vardı. Hatta televizyon da yoktu. Radyo, gazeteler sınırlıydı. Türk Dil Kurumu'nun söylediği veya önerdiği bütün şeyler yasal bir zorunluluk gibi görülüyordu. Ama şu anda çok kanallı medya var. İnsanlar bunları reddediyor. Kabul edenler var, etmeyenler var. Toplumun şu anda ikna edilmesi çok daha zor. Ama yani bunu bizler aydınlar olarak, Türkçeyi sevenler, Türkçe sevdalıları olarak bunları sunacağız. Toplum tutarsa tutar, tutmazsa artık yine çalışmalara devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla özellikle ben gençlerden bunu bekliyorum. Bu Türkçe olanlara karşı kullansınlar, kullanıldıkça mesela şu bu salgınla ilgili sizin terimlerinizin hepsi tutabilecek terimler. Çünkü bunların hepsinin kökü Türkçe ve ben televizyonlarda da görüyorum. Mesela sizin terimler kullanılıyor belli bir oranda da olsa. Evet hocam. Bunda devam etmek ve kararlı olmak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz Türkçesi varken diyoruz, gerisini halkımıza bırakıyoruz efendim. Evet. Nurullah Ataç'ın eski karşıtlığının nedenleri, yenilikçiliğinin gerekçeleri nelerdir diye soracağım size. Şimdi Ataç'ın birkaç tane kitabı var. Günce diye denemeler bunlar. Böyle Montaigne'in denemeleri gibi denemeler. Orada kitaplar var, eleştiri var, gündelik hayat üzerine yazılar var. Yani çok şey değil. Yani tamamen dilden oluşmuyor bu günceler. İşte o güncelerin içerisinde eski karşıtlığın nedeni şu. Dilde yenileşmede. Burada bunu düşünsel bir evre olarak görüyor. Bu çok önemli. Diyor ki
biz yeni sözcükler üreterek düşüncemizi geliştirebiliriz. Düşünme olgusu herkesin kendi ana dilindeki sözcüklerle mümkün olabilir. Biz başka bir dilin sözcükleriyle düşünemeyiz. Felsefe yapamayız, sanat yapamayız, şiir yazamayız. Kendi dilimizle yaratım yaparız diyor sanat anlamında, edebiyat anlamında, felsefe anlamında. Ataç'ın oradaki düşüncesi, hareket noktası aslında dilin toplumun dönüşümünde temel bir araç olduğu. Toplumu dönüştürmek için, toplumu belli bir seviyeye, düzeye çıkarmak için dilin de yenileşmesi gerektiğini savunuyor. O bakımdan aslında Ataç'ın hareketi bir dil hareketi kadar, belki ondan daha fazla bir düşünce hareketidir. Diyor ki ben düşüncemi ifade etmek için diyor bu sözcükleri arıyorum diyor. Yeni sözcük bulma gereği duyuyorum diyor. Düşüncemi ifade etmek. Bu çok önemli. Dolayısıyla aslında Ataç bir düşünce adamı, bir dilci değil. O yüzden Ataç bazen paldır küldür de girmiş. Yani kuralları dinlememiş. Hatta birçok üniversite hocasıyla tartışmışlar. Diyor ki benim adım deliye çıktı diyor. Alık dediler bana diyor falan. Ama devam edeceğim diyor. Ben aşırıyım diyor. Çünkü fikirlerimi sonuna kadar savunurum diyor. Ya böyle şeyleri var Ataç'ın. Bu biraz önce söylediğim sözcükler bir kısmı. Bir kısmı da tutmamış mesela bu sözcükler. Fakat hareket noktası benim için de değerli olan ve bizim düşünmemiz gereken ürettiği sözcükler kadar hareket noktasında düşünsel bir hareket olarak görüyor dil hareketi. Dil yalnızca iletişim sistemi değil. Dil bir toplumun düşünsel seviyesini, düzeyini yükseltme aracıdır. Biz eğer dilimiz gelişmişse yüksek bir toplum olabiliriz. İşte o hareket noktası benim için değerli. Ataç'ım. Teşekkür ederiz hocam. Peki bu yeni sözcükler gösteriş mi, gereksinim mi? Evet, ona da aslında yanıt veriyor. Gereksinim olarak görüyor. Bazıları Ataç'ı eleştirmişler. Gösteriş için yeni sözcükler kullanıyor. Hani bir zamanlar vardır ya bizim Behruz Bey romanında kendini kültürlü göstermek için Fransızca sözcükler kullanıyor. Bugün de vardır. Geçmişte Arapça, Farsça sözcükler kullanmışlar kendilerini kültürlü göstermek için filan. Ataç ben o şekilde hareket etmiyorum diyor. Bunu bir gereksinim olarak görüyor. Biraz önce söylediğim düşünsel gelişmenin bir basamağı olarak görüyor. Dolayısıyla onu da açıklamış kitabında. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen diğer soruma geçiyorum. Nurullah Ataç demek, özleştirme demek bir bakıma. Peki günümüzdeki özleştirme çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Evet, günümüzde özdeşleştirme yok. Yani özdeşleştirme de yok, özdeş hale getirme de yok, özleştirme de yok. Şöyle, Cumhuriyet kurulduğu zaman Arapça ve Farsça birçok sözcük vardı dilimizde. Gerçekten özellikle tamlamalar çok fazla yer alıyordu. Bunlara karşı Türk Dil Kurumu'nda bir kurul oluşturuluyor ve sadeleştirme veya Türkçeleştirme, özleştirme hareketleri o zaman başlıyor. İşte 1980'lerden sonra da daha çok yabancı dillerden gelen sözcüklere karşılıklar bulma faaliyetleri var. Türk Dil Kurumu'nda da öyle bir komite var, kurul var. Onlar yabancı sözcüklere karşılıklar öneriyorlar. Sadece bununla sınırlı. Bunun ötesinde bir şu anda günümüzde çok fazla böyle bir faaliyet yok. Zaten olması da gerekmez. Türkçe şu anda rayına oturmuştur bence. Ama sıkıntı şu, Batı dillerinden özellikle İngilizce'den
bütün dünya dillerine yayılan ve çok hızlı biçimde dillere yerleşen sözcükler var. İşte asıl şimdi bizim savaşmamız gereken bu sözcükler. Çünkü bunlar daha dile yerleşmeden bir hafta içerisinde medya çok yaygın olduğu için herkesin elinde bir cep telefonu var ve herkes bilgiye hemen ulaşabiliyor. Bir sözcük bir günde yayılıyor. Şimdi bakınız şu salgın sözcüğünün şeyi, pandemi. Pandemi kullanıyor halk. Çok enteresan. Ben üzülerek de onu izliyorum. Salgını aydınlar kullanıyor. Pazarda teyzem pandemiden bahsediyor. Dedim pandemi nedir? İşte diyor hastalık var ya diyor. O diyor. Şimdi maalesef bizim halkımız özenti olsun diye o sözcükleri kullanıyor. Yabancı sözcükleri. Bu tarih boyunca böyle olmuş maalesef. Yani Aşık Paşa da bundan şikayetçi. Karamanoğlu Mehmet Bey de. Hatta Bilge Kağan da şikayetçi. Ben bunu öğrencilerime de anlatıyorum. Burada isterseniz o Bilge Kağan'ın öyküsünü de anlatayım. Bilge Kağan zamanında bir Çin'deki isyanı bastırmak için Türklerden yardım istiyorlar. Bir Türk askeri heyeti Çin bölümü, Çin sınırına gidiyor. Oradaki bir iç isyanı bastırmak için. Orada Türkler belli bir süre kalıyorlar. 2 sene falan. Geldiklerinde isimlerini değiştirmişler bunlar. Çince isimler almışlar. Ötüken'e geldiklerinde. İşte bu Bilge Kağan diyor ki Türk beygler Türk atın ıttı, tapkaçkı beygler atın aldı diyor. Şimdi oraya gitmişler, 2 sene içerisinde Türkçe isimlerini bırakmışlar. Bu çok acı bir şey bizim tarihimizde. Şimdi bu pazardaki teyzemin de pandemi demesiyle orada Çinli isim alması arasında aslında aynı mantık var. Başka bir dile, başka bir kültüre karşı olağanüstü biçimde açık ve yatkın. İşte bu toplumda aydın müdahalesi gerekiyor. Aydınlar dile müdahale edecek ve Türkçelerini önerecek. Hatta yani devlet de bunu belli noktalarda mecbur kılacak. Evet. Belediyeler Türkçe tabelası olmayan yerlere ruhsat vermemesi lazım. Burası Türk ülkesi ise. Dolayısıyla yani bu aydın müdahalesi en fazla bizim toplum için gerekli ve geçerli benim kanaatim. Evet hocam, mesela doktorların televizyon programlarında ya da Sayın Bakanımızın bu gibi böyle büyüklerimizin aslında bu kelimeleri tercih etmesi bizim için Türkçelerini, evet. Evet. Bu şekilde yaygınlaşacak zaten. Nasıl pandemi böyle yaygınlaştıysa onun yerine büyük salgın dediğimizde böyle böyle yaygınlaşacak insanlar. Çünkü bunu söylemek daha kolay ve ne olduğunu anlıyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Evet. Özellikle mesela solutma işlemi, yani ne olduğunu bilmediği için hastalığı da anlayamıyor aslında. Evet, evet. O solutulma, boru sokularak nefes evet. alma mesela, bunu bilse bizim asıl anlatmak istediğimiz bu. Bir de şöyle, doktorlardan birinin önerip televizyonda kullandığı ve halk arasında yayılan yanlış türetim bir sözcük. Bulaş sözcüğü var. Dikkatinizi çekmiştir. Evet, evet, onun evet. yerine bir daha uygun olsun diye bulaşıyı önermiştik. Evet. Bunun gibi mesela, ya da filyasyon. Sürekli bahsediliyor. İşte filyasyon evet. ne diye sorduğumuzda ne olduğunu bilmiyor. Filyasyon evet. çalışmaları yapılıyormuş ama ne acaba bu? Evet. Onun yerine mesela işte bulaşı kovuşturma dedik. Tabii. Yani biz şunun iddiasında değiliz hiçbir zaman. Biz çok iyi kelimeler türettik. Biz çok iyiyiz. İşte kendimize anlatmak değil. Biz Türkçe'ye gönül verenleriz. Bu şekilde bir araya gelen insanlarız. Evet, aramızda evet. hocalar var, yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri var, sizin gibi büyük hocalarımız var. Burada hani amacımız illa bizim türettiklerimiz ya da illa filanca hocanın türettikleri değil. Siz daha güzelini eğer söylüyorsanız, daha dile yatkın olanını sizden de alabiliriz efendim. Biz bunları zaten konuşturduk, halka açık toplantılar yaptık. Bunlar da bizim YouTube kanalımızda var. Evet.
Oradan da izleyebilirsiniz. Tabii Hocam. burada evet. Buyurun, buyurun hocam. Burada bir bilgi şey Tabii ki. yapayım, paylaşayım. Burada tabii sıkıntı şu. Yeni sözcüklerin tutması için mutlaka, yani İngilizce'den aldığımız sözcüklerin yerine Türkçelerinin tutması için iki tane şey lazım. Benim düşüncem. Bir, yeni olacak. İki, işlevsel olacak. Eğer eski sözcükleri birleştirip yeni sözcük yapalım diyorsanız o tutmuyor. Yeni bir sözcük türeteceksiniz Türkçe kökten. İkincisi, işlevsel olacak, kısa olacak. Örnek vereyim mesela faks. Faks yerine Türk Dil Kurumu belge geçer sözcüğünü türetti. Güzel, belge geçer, çok güzel. Fakat şimdi fakslamak diye bir fiil var. Şimdi belge geçer var ama bir de bunun fiilini bulmanız lazım. O zaman İngilizce'den gelen tek heceli bir sözcük yerine siz dört heceli sözcük ürettiğiniz zaman onu halk kabul etmiyor. Çünkü öbürü daha pratik, daha kısa, Evet. zamandan tasarruf yapıyor diğer sözcükler. O bakımdan dikkat edilmesi gereken bir yeni olacak, iki işlevsel olacak. Pratik olması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de hemen bir yandan notlarımı alıyorum sizi Evet. dinlerken. Ben şimdi son soruma geçeceğim. Sonra gelen yorumları okuyacağım. Eğer dinleyicilerinizin soruları varsa, yorum kısmına yazarlarsa, soru butonuna değil de yorum kısmına, ben burada mutlaka okumaya çalışacağım efendim. Derneğimiz özdeşirme konusunda çok özen gösteriyor. Bunu daha önceden de söyledim aslında, aralarda bahsettim. Hatta geçtiğimiz aylarda gündemdeki tıp terimleri üzerine, sağlık terimleri üzerine önerilerimiz olduğunu söyledim. Bu çalışmamız ve önerilerinizden bahsettik sizinle. Sizin beğendiğiniz ve kullanmaya başladığınız bir sözcük var mı? Bunu merak ediyoruz biz. Valla ben o hasta sözcüğü yerine söker sözcüğü var. O çok güzel. O eski Türkçe bir sözcüktür. Onu şey yaptım. Sonra sizin şeyinizi açayım şimdi. Paylaşmıştım. O listeye bir bakayım. Orada birkaç sözcük daha vardı benim hoşuma giden. Mesela bu entübe etmek yerine çok güzel. Bu solutmak. Soğutmak değil mi hocam? Solutmak çok güzel, evet. Sonra filyasyon yerine bulaşık kovuşturma. Bu Türkçe kurallara çok uygun. Fakat şimdi sözcük biraz önce söylediğim ilkelerin dışında uzun. Evet. Uzun. İngilizler bunları şey yapıyor, kısaltma yapıyor. Kısaltma aslında yeni terim yapmada başvurulan önemli yollardan biridir. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir. Şu karantina yerine kapantı çok güzel. Ya yani bu sözcük Türkçenin kurallarına göre yapılmış. Gerçekten bir de karantinayı da çağrıştırıyor aslında. Evet. Şey yapılabilir. Sosyal mesafe, güvenli Güvenli uzaklık. uzaklık. Evet. Evet. Burada sosyal mesafe yerine güvenli uzaklık zor tutuyor. Niye zor tutacak biliyor musun? Hı. Sosyal ve mesafe sözcükleri Türkçe'de ikisi de yerleşmiş. Dolayısıyla bunun yerine mesela karantina, filyasyon, pik noktası, entübe bunlar tutar. Bunların karşılıkları. Fakat sosyal mesafe biraz iki sözcük de Türkçe'de yaşadığı için onları dilden çıkarmak biraz zor. O bakımdan yani bunların hepsi çok değerli hizmetler. Sizin o iki yıl oluyor galiba bir özleştirme kılavuzu vardı. Evet. Ve bana da göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Mesela onlar çok güzel çalışmalar. Zaten bu dil işi biraz gönüllülük işidir. Böyle üniversite öğrencileri, akademisyenler, yazarlar, çizerler bunların hepsi bu işe emek vermeliler. Benim üzüldüğüm nokta şu. Bu işi sadece Türkologlara bırakıyorlar. Fizikçiler, kimyacılar, biyologlar, matematikçiler, ne bileyim tüccarlar, siyasetçiler.
toplumumuzun hepsi dili konuşuyor. Herkes bu işte fikir sahibi olmalı. Yani bu bakımdan ben tekrar rahmetli anayım Oktay Sinanoğlu mesela Türkçe konusunda çok büyük duyarlılığı olan bir hocamızdır. Böyle insanların her kesimden insanın bu konuya sahip çıkması lazım. Yani bu şöyle zannediliyor. Bunu Türkçeciler, Türkologlar kendi branşlarının şeyini savunusunu yapıyorlar gibi görülüyor. Aslında değil. Bu bütün toplumumuzu yükseltme, düşünsel olarak her bakımdan yükseltme sürecinin bir parçasıdır dilde yenileşme. Dille gösterilen özen bir bütündür. Toplumun yenileşmesinin sembolüdür. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi ben tekrar bir hatırlatma yapmış olayım. Buradan görüyorum bildirim geldiği için. Soru butonuna değil efendim sevgili dinleyicilerimiz. Oradan okuyamadığım için önümde telefon var. Buradan okuyacağım yorumları. Yorum kısmına yazarsanız yorumlarınızı, sorularınızı okumaya çalışacağım. Şimdi hemen isminizi de yazmanızı rica edeceğim. Özellikle isminiz farklıysa Instagram isminiz. Ahmet Bey'in yorumunu okuyorum hocam. Bilim adamı ve bilim insanı tartışmaları olmuş. Adam sözcüğünün cinsiyetsiz kullanılması ve eril dişil söylemler gündeme gelmişti. Bilim adamlarımıza bilgin desek her şey çok daha kolay olmaz mıydı? Güzel olurdu, evet. Yani şu anda da söylenebilir. O bakımdan adam sözcüğü Türkçe'de sadece eril bir adlandırma olduğu için o tam olarak kapsamıyor. Üniversitelerimizde de maşallah kadın arkadaşlarımız, kadın akademisyenler arkadaşlarımız daha çoğalıyor. O bakımdan bilgin sözcüğü daha kapsayıcı bir sözcük kullanılabilir. Ama bilgin tabii şu anda bir kullanım alanında da darlık var. Sanki laboratuvarda bir çözümleme yapan kişi gibi kavram alanı dar. Oysa bunu bütün bilim adamı veya bilim kadını yerine her ikisini kapsayacak şekilde kullanmak gerekiyor. Hocam biz de hemen söyleyeyim. Biz de bilge sözlüğünü öneriyoruz. Mesela evet. Ben sizi tanıtırken Ali Akar bilgemiz diye söylemiştim. Daha önceden evet. De Ahmet Bilgen Erciris'in bilgemiz gelmişti Manisa'ya. Burada bir program oldu onun sunumunu yaparken. Bilge diye hitap edince çıktığında tekrar söylemişti. Bana bilge dedi ama aslında hoca yerine kullanılabilir diye değerli hocamız. Evet. Biz de bunu evet. Söylüyoruz. Bu da olabilir. Bilgin de olabilir. O da çok güzel. Tekrar etmiş olalım. İlla bizim önerdiğimiz kelimeler gibi bir derdimiz, iddiamız yok. Siz de gelebilirsiniz. Derneğimiz sadece Türkologlardan, dilcilerden oluşmuyor. Fizikçi de var aramızda. Çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız var. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Genç Girişim Platformu da bu yönde bir yorum yazmış. Onlara da söylemiş olalım. Nurullah Ataş'la ilgili kaynak sormuşlar efendim. Onları da duyabilirsek okumak isteyenler için. Evet, yani Nurullah Ataş'ın günceleri var. Arkadaşlar o günceleri okuyabilir. Bir de Ataç'ın Sözcükler diye bir kitap var. Orada Ataç'ın önerdiği, bu biraz önce benim bir kısmını size söylediğim sözcükler orada da yazıyor. Yani burada şuna dikkat etsinler yalnız. Yani bundan 40 yıl önce dil işi bir politika işiydi. Sağcılık, solculuk gibiydi. Arkadaşlarımız okurken Nurullah Ataç'ı bir siyasi figür olarak görmesinler. Bir dil işçisi olarak görsünler. Bu çok önemli. O bakımdan maalesef bizim kuşaktaki insanlar bunları siyasi pencereden görmüşler. Bu çok yanlış. Türkçe hepimizin sağcısının da solcusunun da dünyadaki bütün ideolojiyi paylaşan insanların bir dil şeyi vardır. Anlayışı vardır. Dil hepimizin ortak noktası olmalıdır. O bakımdan dilde ideolojik saplanmalar ve saplantılardan vazgeçmek lazım. Bugün o yok. Güzel bir şey. Ama 40 yıl önce vardı ve Nurullah Ataş da o ideolojik kutbun bir parçası olarak görülüyordu. Arkadaşlarımız şimdi Nurullah Ataş'ı yazarlarsa arama motorlarına birçok bilgi çıkar. O yüzden onlar yerine
kendi kitaplarını okusunlar. Orada beğenmedikleri fikirleri de vardır, beğendikleri de vardır. O çerçevede kendi düşüncelerini oluştursunlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Zafer Bey'in bir sorusu var. Görüş almak için yazmış, bunu belirtmiş. Sınıftan önce yabancı dil eğitimine engel olmalı ve anaokulunda ise yasaklanmalı. Siz ne dersiniz hocam demiş. Ben de aynı görüşteyim. Evet. Yabancı dil, öğrenci, çocuk ana dilini öğrendikten sonra öğrenilir. Yabancı dilci arkadaşlar maalesef iki tane ana dil öğrenilebilir diye insanlara böyle bilgi veriyorlar. Yanlış. Ana dil öğretildikten sonra, ilkokul bitirildikten sonra ikinci dili öğrenebilir çocuklar. Ha şu var, ana dilin aynı grubundaki diller öğrenilebilir. Mesela Türkiye Türkleri Azerbaycan Türkçesini aynı eşitlikte öğrenebilirler. Onu söyleyeyim. Mesela geliyorum yerine gelirim. Bunlar basit. Veya bir Almanla bir İngiliz aynı anda öğrenebilir. Ama bir Türk Türkçe ile İngilizceyi aynı anda öğrenemez. O bakımdan ana sınıfında ve ilkokul 4'ten önce yabancı dil öğretmek ana dili öğrenimine zarar veriyor. Çünkü çocuk ana dili kavram alanını tam öğrenmeden başka bir dil öğretilmeye çalışılıyor. Bu kez kendi dilini öğrenemiyor. Hocam ben şöyle bir göz gezdirdim. Soru olarak göremedim. Tekrar dinleyicilerimize soralım. Yorum yazmışlar. Tekrar soralım. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız ben onları seslendirebilirim efendim. Sizlere selamlarını, sevgilerini yollayanlar var. Onları da böyle genel olarak söylemiş olayım. Zafer Bey tekrar bir yorum yazmış. Onu seslendireceğim hocam izninizle. Dili baskın kılmak da bir çeşit misyon değil mi? Din yayma gibi görülebilir mi? Mücadele edilmesi gerekmez mi? Tabii şöyle bir durum var. Ulus devlet aynı zamanda bir dil devletidir. Yani ulus devlet dediğimiz devletler değil mi? Aynı zamanda anayasalarında dilleri vardır. Ve dil resmi olarak o devletin ideolojilerinden biridir. O dili öğretmek, yaymak, yaygınlaştırmak devletin görevidir. O bakımdan doğrudur. Zafer Bey'e katılıyorum. Hocam genç girişim platformu dergi önerir misiniz diye sormuş. Dergi yani öyle dille ilgili bu anlamda bir dergi önermeyim. Herkes kendi zevkine göre, ilgisine göre birçok dergi var. Okuyabilir, dil dergileri var. Onları okuyabilirler ama şu anda bizim konuştuğumuz konuyla ilgili böyle bir özel bir dergi yok. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bir sorumuz daha var. Tugay Bey sormuş. Günlük konuşma dilinde insanlarımız Türkçe karşılığı olan yabancı kelimeleri özellikle batı kökenli kelimeleri tercih etmekte. Bunu sadece özentilik altında mı değerlendireceğiz demiş. Maalesef evet özentilik olarak. Çünkü kültürlü görünme özentisi var bizde. Mesela uzlaşma yerine bir profesör hocamız geçen gün konsensus diyor. Şimdi uzlaşma kadar güzel Türkçe bir sözcük varken konsensus niye söylüyor diye tartıştık daha sonra. Şu sonuca vardık. Konsensus dediği zaman kültürlü görünüyor gibi. Bir özenti. İşte biraz önce sordunuz ya Nurullah Ataç bunları özenti olarak mı yapıyor? Hayır, o açıklıyor. Diyor ki düşünce üretmek için yeni Türkçe sözcüklere ihtiyacımız var diyor. Ama burada konsensus kelimesini kullanan arkadaşımız tamamen özenti. Zaten dil bilimde de bunun adı var. Özenti alımı deniyor, kopyalanması. Yani başka bir dilden sözcük alırken birkaç sebebiniz oluyor. Gereksinim oluyor gerçekten. Onun karşılığı yok, alıyorsunuz. Bir de kendi dilinizde var. Onun yanına diğer dilden aldığınız sözcük var. İşte bunlar özenti alımları. Yani konsensus, uzlaşma yerine konsensusu kullanıyorsanız buna özenti kopyalaması deniyor. Ve bizim toplumda bu çok yaygın. T
tanıtım yerine lansman diyorlar. Bakınız. Evet. Büyük o şeyler yapılıyor, siteler. Onların lansmana özel diyor. Peki tanıtıma özel deseniz ne olur? Geçen gün bir arkadaşım bir kafe açmış. Afrika yazmış. Afrika. Afrika yerine K yerine C yazmış. Niye öyle yazdın dedim. Dedi ki Afrika yazarsam dedi müşteri gelmez dedi. Niçin? İşte C yazınca daha batılı gibi oluyor dedi. Daha modern görünüyor dedi. Yani bu çok enteresan. Bizim esnafımızda da var. İnsanımızda da var. Bu özenti alımları Türkçe'de çok tehlikeli. İhtiyaç alınımı, gereksinimden dolayı alınsa ben bir şey demem ama yani bu alıntıların %80'i özenti kopyalanması. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sorumuz daha var hemen. Bunu da şimdi seslendireceğim. Sürekli yorumlar geldiği için kayıyor hocam. O yüzden biraz bekletiyorum sizi. Derya Hanım söylemiş. Dilimizi geliştirmek adına Nurullah Ataç dışında okumamız gereken yazarlar kimlerdir? Hocam önerilerinizi alabilir miyiz? Çok da güzel bir soru sormuş. Hepimize lazım. Yani çok güzel. Yani geliştirme adına öyle yani şöyle söyleyemeyiz. Dil şu yazarla gelişir, bu yazarla gelişmez diye bir şey söyleyemeyiz. Bunun bir reçetesi de yok. Yani bir hastalık gibi bir durum değil. Dilimizi geliştirmek için yapmamız gereken Türkçenin klasiklerini okumak. Tümel okuma diyoruz biz buna. Tümel okuma, bütünsel. Türkçenin güzel eserleri var. Mesela ben Sait Faik'in öykülerini çok severim. Yani öykülerde bir arka planında böyle bir şey vardır. Hayal dünyası. Sözcüklerle o dünyaya gidersiniz ve Türkçe sözcüklerden oluşan bir şey. Birçok böyle Türkçenin Cumhuriyet döneminde yazılmış öyküler, romanları var. Bunları tümel olarak okusunlar. Yani şu kitabı okursak biz dil bakımından, edebiyat bakımından, sanat bakımından belli bir düzeye geliriz diye bir şey yok. Bir okumayla, bir kitapla mutlak bir reçete yok. Sosyal bilimler uzun vadeli okuma bilimleridir. Yani bir kitap bizi bir anda kültürlü kılmaz. Okuyacağız çok değişik yerlerden. Hatta sadece okuma değil, belki klasik filmleri de izleyeceğiz. Sinema da bir sanattır. Resim bir sanattır. Karikatür bir sanattır. Bunların hepsini tümel olarak görmek lazım. Ama tabi burada dil bilinci çok önemli. Yani Türkçecilik bilinci. Yani bize bir kitap Türkçecilik bilincini kazandırmaz. Biz kendimiz bunun gereksinimini duyduğumuz zaman bilinç kazanırız. Öyle bir kitap yok, yazılmadı, yazılmayacak da. Al bu kitabı oku, Türkçecilik bilincini kazan. Yok öyle bir şey. Yani o ancak biyolojik olarak beynimize bir ilaç veriliyor değil mi? Başımızın ağrısı kesiliyor bir ilaçla. Bir kitap da o anlamda bir ilaç değil. O bakımdan bunları genel okumalar, uzun zamana yayılmış, içselleştirerek okumalar şeklinde yapmalıyız. Böyle yatarken kitap okumamak lazım. Boş zaman diye kitap okumamak lazım. Kitap okumaya zaman ayırmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ahmet Buran hocamız, bu bir geri kalmışlık psikolojisidir demiş. Onun da yorumunu buradan hemen iletelim. Merhaba da demişti. Selamlarını da almış olalım. Evet. Selamlarımızı. Ben de saygılarımı sunuyorum hocama. Saygılarımızı iletelim hocam. Azerbaycan'dan Ceyran Hanım'ın bir yorumu var. Pazardaki teyze konusuyla ilgili pandemi için. Evet. Bence burada özenli olmadığı anlar da var. Mesela pazardaki bir teyzenin böyle bir derdi olmaya da bileceğini düşünüyorum. İnsanlar daha çok duyduklarından da etkileniyorlar bence demiş. Duyduklarından etkileniyorlar ama ben iki sözcük yan yana dursa pazardaki teyzemin pandemiyi tercih ettiğini düşünüyorum. Buradaki psikolojiyi bizim araştırmamız lazım.
Teyze modern görünmek için. Bakınız bu çok önemli. Modern görünmek için o sözcüğü kullanıyor. Bizim toplumumuzda bunu aşmamız gerekiyor. Türkçenin hiçbir sorunu yok. Türklerin Türkçecilik sorunu vardır. Hani diyorlar ya Türkçenin sorunları. Türkçenin sorunu yok. Türkçe dünyanın en matematiksel dili, en ahenkli dili, en kurallı dilidir. Ama bizim dilimize karşı duyarsızlığımız sorundur. O bakımdan ya bunu bir bütün olarak görmek gerekiyor. Belki Azerbaycan'daki dostlarımız bizden biraz daha duyarlıdır Türkçe'ye diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Bu arada şimdi yorumlar gelsin dedim. Konuyla ilgili ilgisiz gelenler oluyor. Yine ben okuyacağım. Sizi bulmuşken sorularınızı soracağız hocam. Olabilir. Hani böyle bir yorumu okuyup diğerini okumamazlıkla etmek istemiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalışacağım süremiz yettiğince. Edebi Hayat ismini bilmiyorum yazmamış. Eğer isminizi yazarsanız kullanıcı adı yerine isminizle hitap ederim. Son zamanlarda okuduğunuz ve sizi en çok etkileyen bir kitap var mı? Bize önerirseniz seviniriz demiş. Yani benim okuduğum birçok kitap var ama yani bunları bir reçete olarak söylememek gerekiyor. Son zamanlarda Sait Faik Hikaye Külliyatı'nı tekrar okudum. Onu önerebilirim arkadaşlara. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi burada yine sesli harfleri kullanmamış. Umarım yanlış söylemiyorumdur ama Nurcan Hanım olsa gerek. Hocam ben de İngilizce sözcüklerin dilimize girmesine karşıyım. Yaşlı büyüklerimiz Arapça ve Farsça sözcükler kullanıyor ama biz maalesef bunları anlamıyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Kuşak farkı aslında. Evet. Genç gelenler anlamıyorlar artık. Buyurun hocam. Yani Arapça, Farsça sözcüklerden zaten var olanlar ve anlaşılmayanlar Cumhuriyet'in başlangıcında bir kısmı atıldı. Bu yeni lisan hareketiyle Ömer Seyfettin'in aslında çok güzel bir ilkesi vardır. Türkçe'ye yerleşenler ve kavram alanı oluşturanlar atılamaz. Mesela kafa sözcüğü Arapçadır. Baş sözcüğü de Türkçedir ama biz kafayı atamıyoruz. Çünkü kafa Türkçe'de ayrı bir anlam kazandı. Mesela kafa daha çok soyut bir anlamı var. Baş ise somut. Mesela kafayı çekmek başka, başı çekmek başka. Biz eğer kafayı atarsak dilde o deyimi de atarız. Kafasız başka, başsız başka. Bunlar yerleşti. Ama şu anda bizim Arapça, Farsçadan gelen sözcükler sorun teşkil etmiyor. Sorun Batı dillerinden özellikle İngilizce'den bütün dünyanın dillerini tehdit ediyor İngilizce. Oradan gelen teknolojiyle birlikte bankacılık terimleri, inşaatçılık terimleri, bilgisayar terimleri bunlar dilimizi gerçekten tanınmaz hale getiriyor. O bakımdan onlara karşılık bulmalıyız biz. Hocam Zafer Bey şöyle demiş, Türklüğü unutturmaya çalışıyorlar. Bu nedenle dile yapılan bu saldırılar sistematik olarak Arapça ve Farsça sokulmaya çalışılıyor sanki. Yanılıyor muyum? Ne düşünüyorsunuz? Yani Arapça, Farsça şu an için sokulmuyor ama şöyle yapılıyor. Bazı kelimeler Farsça tamlamalar şeklinde yapılmaya başladı. Mesela keyfi çadır diyor. Çadır keyfi yerine. Tamlama sistemi değiştiriyor. Bu yanlış bir şey. Ya bunları Türkçe tamlama o 150-200 yıl öncesinde kullanılıyordu bu Farsça tamlamalar. Ama biz niye bugün çadır keyfi yerine keyfi çadır deniyor? Bu şekilde bir tamlama şeyi var. Bu da özenti. Biraz önce söylediğim özenti kopyalanması bunlar. Bunlar da yanlış tabii. Türkçesini kullanmak lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremiz artık sona erdiği için o yüzden ben programı sona erdireceğim. Katıldığınız için bize sevgili dinleyicilerimiz yorumları okumaktan
Süreyi yetiştiremedim efendim. Bir de normalde biz 8.30'da başlıyoruz biliyorsunuz. 8.30-9.30 arası yapıyoruz programlarımızı. Bugün 9'da başlayınca ben bir yandan saati de kontrol ediyorum ama bir anlık yorumlara dalınca böyle oldu efendim. Sizlerin de affınıza sığınıyoruz. Bir bitiriş konuşması yapmak için değerli bilgem Ali Akar'ı hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yorumlarımız çok olunca, katılım çok olunca böyle Evet, süreyi evet. yetiştiremedik. Biraz da benim hatam, affınıza sığınıyorum. Ben Evet, tabii evet. sanıyorum ki daha yarım saatimiz var. Çünkü Evet. normalde 8.30-9.30 arası yapıyorum programları. Bugün 9'da başlatmıştık. O yüzden bir bitiriş konuşması yapalım istedim. Evet. Katılan dinleyicilerimizle beraber en azından bu olsun, hem de YouTube kanalımızda bulunsun diyeyim. Hocam, Evet. Türk Evet. Dili Derneği adına, değerli başkanımız Gökbey Uluç adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim, katıldığınız için, bizimle olduğunuz için. Gönül Evet. ister ki sizi derneğimizde ağırlayalım. Orada böyle bir söyleşi, bir program, bir konferans dinleyelim sizden. Ama şu büyük salgın döneminde kapantı halindeyiz. Daha çok evlerimizdeyiz. O yüzden de biz burada çevrim içi ortamda da olsa sizi konuk etmekten onur duyduk hocam. Tekrar Evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Türk Dili Derneği kendi isminin ötesinde güzel şeyler yapıyor. Yayınlarınız gerek sosyal medyada gerek kitap basılı faaliyetleriniz, etkinlikleriniz Türk diline güzel hizmetler yapıyorsunuz gençler olarak. Herkese örnek oluyorsunuz. Ben de bir Türk dili hocası olarak sizi kutluyorum. Her zaman sizin yanınızdayız. Bunları destekliyoruz. Dilimiz hepimizin gerçekten ortak bir sistemi, hepimizin ortak malı diyelim. Bunu sadece bir Türk Dili Derneği'nin üzerine bırakmamak gerekiyor. Toplumumuzda birçok Türk Dili Dernekleri olmalı. Bu şekilde buna sahip çıkarak dilimizi, kültürümüzü geliştirmek zorundayız. Çünkü Türkçe büyük bir dil. Dünyanın en eski belgelerinin yaşadığı bir dil. Yani milattan önce 3200'lerden kalan Sümerce belgelerde Türkçe sözcükler var. Yani Orhun yazıtlarının yazıldığı zaman ne İngilizce vardı ne Almanca vardı. Dolayısıyla bu derece büyük bir dil, 16 tane büyük devlete sahip bir milletin dili. Dolayısıyla bu bir çadır devleti değil, bir küçük bir bölge devleti değil, büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin dili. O bakımdan buna biz sahip çıkıp bunu yabancı dillerin boyunduruğundan kurtararak Atatürk'ün dediği gibi daha da yükseltmemiz gerekiyor ve bu dili aynı zamanda bir medeniyet dili, bir uygarlık dili olarak önümüzdeki yüzyılda dünyanın dilleri azalacak. Dünyada her 15 günde bir dil yok oluyor. Türk dili de yaşayan büyük diller içerisinde yer alarak 21. 22. 23. yüzyıllarda varlığını devam ettirmeli. Bu anlamda herkes kendi üzerine düşen çabayı göstermeli. Siz çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve bizi bu yayında dinleyen arkadaşlarımıza da dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Bizi dinlediğiniz için, yorumlarınızla bize eşlik ettiğiniz için, sorular sorduğunuz için bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Değerli hocam, iyi akşamlar diliyorum size. İyi Görüşmek akşamlar diliyorum. dileğiyle inşallah esen günler geldiğinde, büyük salgın bittiğinde yan yana da gelebilmek, birlikte nice programlar yapabilmek dileğiyle. Görüşmek İnşallah. dileğiyle hocam. Hoşça İnşallah kalın. görüşürüz. Hoşça kalın.